Herkese selamlar dostlar. 20 Kasım 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 12 tane mücadelemiz var burada. 12 mücadele hem ideal tercihler hem de bazıları yüksek olan tercihleriyle sizlere sunacağım. Videonun sonunda da bir adet kombin önerisi yapacağım. Değerlendirmek isteyenlere şimdiden bol şanslar arkadaşlar. Şimdi ilk mücadelemiz Western United mücadelesi. Ondan önce 19'unda başlayayım isterseniz. 19'una 5 mücadele vermiştim sizlere. Sadece bir tanesi oynandı. Melbourne City mücadelesi kazanacağını söylemiştim. Biz de zaten değerlendirdik ve kazandık. Diğer kalan 4 mücadeleniz başlamadı. Cumartesi videosuyla devam ediyoruz. İlk mücadelemizde devam edelim isterseniz. İlk mücadelemiz Western United mücadelesi. Avustralya'dan aldım. Bildiğiniz üzere ben Avustralya'yı geçen sezon çok takip ettim. Çok maç izledim. Haliyle kimin ne olduğunu, kimin ne yaptığı hepsini biliyorum. Hatta Melbourne City mücadelesini verdik ve kazandık dediğim gibi. Şimdi Western United takımı gerçekten güzel transferler yaptı. Şu notlarımı almıştım hemen söyleyeyim. Şimdi mesela en önemli transferi benim gözümde şunu söyleyeyim. Wazen's House diye Brisbane'den bir tane oyuncu aldı. 23, 23 yaşında şöyle yakışıklı bir oğlan ciddi anlamda bilekleri çok kuvvetli. Ya yani bileklerine çok hakim, çok güzel işler çıkardı bu ki zaten Western United bazı bedeller ödeyerekten de yani biraz farklı. Bu sezon iddialı olmak için hem yeni teknik adam hem de güzel transferler yaptı. Prijovic Piro, birini aldı mesela. <laughs> Hücum hattına yine aynı şekilde defans hattına takviye yaptı. Western United'ın yani bu sezon iddialı olduğunu söyleyebilirim. Melbourne Victory geçen sezonun Asat takımlarından bir tanesiydi. Son sıralarda yer alıyordu. Ligin sonlarına bir çıkış yapmayı başardı. O çıkışta yeterli olmadı. Yani gelen giden Melbourne Victory'yi genellikle tokatlıyordu. Bildiğiniz üzere Avustralya maçları bilmiyorsanız anlatayım. Genellikle gollü üst KG Corner. Bu 3 bahis çok tercih edilir ki bugün de aynı şekilde Corner çıktı. Üstü çıktı KG'si de geldi. Ben burada yüksek orandan bir tercih yapmak istiyorum arkadaşlar sizlere. İlk yüksek oran tercih olarak burada Western United'ın galibiyetini alabilirsiniz. 2.26 gibi oranı var. Çünkü Western United dediğim gibi iyi işler çıkarmak adına bazı kesenin ağzını açmış yani iyi transferler yaptı. Teknik adamı da aynı şekilde. Melbourne Victor'un başına da yeni bir teknik adam geldi. Popovic mi öyle bir teknik adam olması lazım. O da hücum futbolunu seven teknik adamlardan bir tanesiymiş. Araştırdım. Ondan dolayı ben burada her iki takımda karşılıklı pozisyonlar bulacaktır diye düşünüyorum. Burada KG ile sizlere önereceğim. 1.38 gibi orandan daha ideal tercih olacaktır. Riskli isteyenler burada e, maç sonu birine gidebilir. 2.20 küsurdan. Fakat daha idealden buradan Melbourne Victor'un atacağı bir golü değerlendirirse KG var olarak değerlendirmiş olabilir diyerekten geçiyorum bu mücadeleyi. Eğer ben 2.26'da bana yetmiyor diyorsanız size vereceğim tercih. 2.95'lik orandan maç sonu 1 ve 2.5 üst olacaktı. Çünkü 2-1, 3-1 bandında bir maç beklediğimi de belirteyim. İkinci mücadelemiz Darmstadt'la Paylu mücadelesi arkadaşlar. Çok güzel maçlardan bir tanesi. Ondan önce sizlerden ricam videoya iyi seviyede like atmanızdır. Şöyle artı 500 like'ın üzerine çıkabilirsek cumartesi videosunda beğenilerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. 2 saniyenizi ayırıp emeğe sayarçılık olarak da beğenilerinizi videoma bekliyorum arkadaşlar. Devam edelim. Darmstadt çok çok iyi bir çıkış yakaladı. Ben Darmstadt'a gerçekten ciddi anlamda güveniyorum burada. Evinde çok iyi futbol sergiliyor. Şu göstereyim. Oynadı 6 maçta 16 tane gol attı. 3 tane gol yedi. Pauli takımı da burada zirveye oynuyor. Fakat deplasman performansı o kadar da çok iyi değil. Fakat zirvede yer alan takım burada. Pauli takımı. Darmstadt ciddi anlamda takım oyununu sahaya çok iyi yansıtıyor. Ben bu mücadeleyi kombineme de aldım hatta. Ee, Kombineme de aldım zaten videonun sonunda göreceksiniz. Ben burada KGS'ine gitmedim mesela ona bir 34 gibi, ona açmışlar KGS'ine gitmedim ben burada. Ben Darmstadt tarafındayım. Dartslardan bu sezon kendi evinde oynadığı maçlara baktığımız zaman da sadece ligdeki İlk mücadelesini yenildi. 2-0'lık ligin ilk mücadelesinde mağlup oldu. Onun dışında kendi evinde mağlup olmadı. Ve son maçında Şalke'ye 4 tane gol attı. Maçta 4-2 bitti zaten. O maçın da KGS'ini değerlendirmiştik mesela. Ben burada Darmstadt'ın yenilmeyeceğini, yenilmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. 0-1 çifte şansı 1-32 gibi oranla sizlere öneriyorum. Kombineme de aldım zaten. Bol şanslar. Başakşehir-Sivas spor mücadelesi. Güzel maçlardan bir tanesi. Ben şunu söyleyeyim direkt olarak beraberliğin çıkabileceği bir maçlardan bir tanesi olarak görüyorum. Fakat gol tercihine gittim ben bu mücadelede. Çok fazla gol çıkacağını sanmıyorum. Sivas Spor tam bir beraberlik takımı açıkçası. Emre Belezoğlu geldiğinden beri Başakşehir'in başında çok iyi işler yaptı. Ki zaten oynadığı her maçı da kazandı. Biraz daha e, oyuncuları ofansif şöyle söyleyeyim Aykut Kocaman'ın tersine biraz daha ofansif futbol sergiliyor ki zaten bu takım şampiyon olduğu zaman defans yaparak şampiyon olmadı. Yönetim o Aykut Kocaman'ı niye getirdi o oyun yapısını bilerek sen de ben de anlamış değilim. Emre Hoca burada bildiğiniz üzere ofans futbolunu biraz daha iyi sergilediği için kazanarak da ilerliyor. Başakşehir zaten kadro kalitesi olarak iyi bir takım. Fakat ben Sivas Spor'un zorluk çıkarabileceğini düşünüyorum. Ben burada sizlere 2-3 gol tercihi sunarak olarak 1.78 gibi orandan değerlendirmenizi öneririm. Yüksek oranlar bu da aynı şekilde ana kuponlara girmez ama 2-3 golde kalabileceğini düşündüğüm maçlardan bir tanesi. Giresunspor Malatya mücadelesi. Bu maçın da tercihi ideal olacaktır arkadaşlar. Nasıl ideal tercih olacaktır? Ben bu mücadelede çok fazla gol beklemiyorum. Ölümde hatta Avrupa sitesinden açık olan bir site var. Orada maç skoru olarak 1-0'lık Giresun galibiyeti yazmışlar burada. 1.64'ten de favori açmışlar. Yani çok fazla gol çıkmasını beklemiyorum ben açıkçası bu mücadelede. Kısır bir mücadele olacaktır diye düşündüğümden dolayı ben ilk yarıdan gelmeyecek 2 golü aldım. Hatta dedim kombineme dump mı koysam, giresunu mu koysam hatta videonun sonunda bir değişiklik de yapabilirim açıkçası. İkili mücadelelerine baktığımız zaman zaten çok fazla gol vaat etmeyen takımlardan bir tanesi her iki takımda. O sebepten dolayı ben burada ilk yarıdan gelmeyecek iki golü değerlendirdim. Öncelikli olarak daha ideal yani biraz daha garanti olarak gördüm. İlk kere 1.5 altın oranı 1.27 gibi bir ideal bir oran açmışlar. Fakat ben maç genelinde toplamda 3 gol beklemiyorum arkadaşlar. Daha riskli bir tercih olmak isteyenler oran yükselmiş ama dikkat edin. 1.55 oranı vardı 1.59 olmuş. 2.5 altına da gidebilir arkadaşlar. Fakat daha ideal benim tercihim 1.27'den ilk yerden gelmeyecek 2 gol olacaktır. Level Kuzen'le Bohun mücadelesi. Yine çok güzel maçlardan bir tanesi. Level Kuzen'de hem Avrupa'dan baktım hem de Türkiye sitesinden baktım. Patrick Schick'in ve Alaryo'nun durumu ne durumda diye. Nesine'den baktığımda sakat olarak gözükmüyor. Avrupa'dan baktığımda ise şüpheli durumda gözüküyor Level Kuzen'in eksikleri. Level Kuzen'de ligde açıkçası Son haftalarda biraz sendeledi. Son haftalarda puan kayıpları yaptı. Son 4 hafta puan kayıpları yaparak ilerledi. Artık bir dur demesi gerekiyor. Bohum'un açıkçası bu dur demeye göre biçilmiş kaftan olarak görüyorum ben. Level Kuzen bu mücadeleyi kazanabilir. Kazanırken de en az 2 tane gol atar diye düşünüyorum ben Level Kuzen takımının. Bohum'la tehlikeli bir takım. Nasıl tehlikeli bir takım? Bazen gidiyor 7 tane yiyor. Bazen ligin güçlü takımlarına zorluk çıkartabiliyor. Ters bir takım gününde olup olmamasına bağlı biraz da Bohum takımının. Fakat Level Kuzen'in burada ideal kadroyu çıkartırsa Alaryo oynayabilir. Bellarabi şüpheli anzurumda. Patrick Schick dönecek diye gözüküyor. E, de aynı şekilde kadroya döndü olarak gözüküyor. Ben burada Level kuzenin atacağı 2 gollü galibiyetini bekleyeceğim. 1.38 gibi orandan ideal açmışlar. Değerlendireceklere idealden önerimdir. Bol şanslar. Aston Villa ile Brighton mücadelesi izlemek istediğim maçlardan bir tanesi açıkçası. Neden izlemek istediğim maçlardan bir tanesi? Bildiğiniz üzere Steven Gerrard geldi arkadaşlar Aston Villa. Bu kötü gidişe altına artık bir dur demesi lazım. Brighton da son haftalarda özellikle bir Liverpool maçı oynadı. Yani o maçı mutlaka izleyin. Son 15-20 dakika şiir gibi futbol sergiledi. Hatta 2-2'yi bile yakaladı Brighton takımı. Aston Villa teknik adamla birlikte Steven Gerrard'la birlikte ben iyi işler çıkarabileceğini düşünüyorum. Çünkü Steven Gerrard karakteri 10 numara bir adam. Efendi bir adam. Yani futbolculuğunu da bildiğimiz bir adam olduğu için söylüyorum ben Steven Gerrard'a. Büyük takımlardan da başlamadı. Küçük takımlardan başladı. Liverpool'un altyapısından başladı. Ondan sonra Rangers'a gitti. Rangers'tan sonra Aston Villa'ya geldi. Neden Liverpool olmasın? Yıllar sonra 2024'te Steven Gerrard Liverpool'da bunu da yazın şimdiden. Ben reaksiyon göstermesini bekliyorum Aston Villa'nın. Biraz daha pozitif futbol sergilemesini bekliyorum. Son haftalardaki oynada futbol gerçekten iyi değil. Goiz KG olarak değerlendirdik. iki maçında da gayet güzel geldi. Zor geldi açıkçası. E, dediğim gibi biraz daha pozitif bir futbol sergilemesini 3. bölgede biraz daha uyum bekliyorum Aston Villa takımından. Brighton'da karşılık verecektir diye düşünüyorum. Güzel bir KG maçı olarak değerlendirdim. Ben bunu orana bakmazsızın aldım. Oran ilk başta 1.63 gibi oranı vardı. 1.66'ya kadar yükselmiş. Değerlendireceklere bu yönde önerim var. Bol şanslar. Geçelim bu mücadeleyi. Watfordla United mücadelesi. United mücadelesinden önce Telegram gruplarından bahsetmek istiyorum sizler arkadaşlar. Katıl Telegram grubundan bahsedeceğim. Yeşil bak anlık olarak kombin'e geldi. 17.04'te arkadaşımız kombin'e vermiş. Her neyse bu dursun. Şimdi arkadaşlar nasıl ilerliyoruz ondan bahsedeyim. Şimdi maçlar ligler zaten başlıyor. Ligler başladığı için bizim artık yoğun mesaimiz başlayacak. Cumartesi, pazar, cuma, hafta içi şu önümüzdeki günlerden editör arkadaşlarla birlikte konuştuk. Çok güzel işler çıkartacağız diyerekten kendimizi gazladık, morallendirdik açıkçası. Maçları da takip edeceğiz. Bakalım nasıl başlayacağız. Mesela ben bugün buraya sizlere 5 tane mücadele vermiştim bildiğiniz üzere. Kombine yapmamıştım. Kombine olarak ben burada ikili bir kombine yaptım. Melbourne'in Masson'un galibiyetini Bayern Münih'in ilk yer iki olarak değerlendirdim. İkili olarak bir kombine önerisi yaptım. Katıl grubundaki arkadaşlara, destekçilerimize bakalım Bayern Münih'in mücadelesine geldi. Gelirse günü kazanaraktan da kapatacağımızı belirteyim. Onun dışında bahsettiğim gibi canlı maçlarımız oluyor. Yüksek oran grubumuzda 5 tane mücadele verdim mesela. Onu şimdi göstermeyeyim. Maçların hiçbiri başlamadı. Hak geçmesin. Bu şekilde ilerliyoruz. Hatta şöyle katıl grubun seviyelerinden de bahsedeyim sizlere. Katıl grubunun seviyelerinde Telegram grubu, yüksek oran grubu ve her şey dahil iletişim grubu olmak üzere paketlerimiz mevcut. Şöyle göstereyim isterseniz sizlere de. Herhangi bir sorunuzda Instagram'dan iletişim de kurabilirsiniz arkadaşlar. İnternet biraz yavaş sanırım. Herhangi bir sorunda zaten sol alt tarafta Instagram Kangal Tips olarak gözüküyor İletişim kurabilirsiniz. Burada ana Telegram grubuna girmek isteyenler varsa 30 TL'lik Telegram grubu paketini satın alıp topluluk kısmından linke tıklayarak gelebilirler. Telegram yüksek oran grubunda ise Yüksek oranlı tercihlerimiz tekli olarak alt alta yazılarak da veriliyor. Genelde 2 ünün üzerinde oranlar oluyor. Mesela bir tane örnek vereyim sizlere bugün başlamayan maç Bayern Münih mücadelesine 2 e, 46'lık orandan 4-5 gol tercihini sundum mesela. Örnek olarak bir tane veriyorum. Yüksek oran grubunda bu şekilde şeylerimiz var. Her şey dahil iletişim grubunda ise paket zaten birebir iletişim grubudur. Whatsapp'tan iletişim kurabiliyorlar. Ondan dolayı böyle bir e, paketimiz var. Hem her gruba dahil oluyorsunuz hem de Whatsapp'tan iletişim şansımız da mevcut arkadaşlar. Diyerekten de devam ediyorum. Watford'la United mücadelesi. United'da teknik direktör gidebilir arkadaşlar. Yani hatta gitme maçı bile bu olabilir. Bu olabilir. Watford takımında bazı sıkıntılı isimler var. Sakat isimler çok fazla açıkçası. Kuçkan'ın mesela burada bir kırmızı kart cezalısı var. United tarafında da eksik var açıkçası. Baktığımız zaman da Varan'ın sakatlığı var. Cavani'nin sakatlığı var. Pogba'nın sarı kart cezalısı. McTominay, Rashford bunlar da şüpheli durumda gözüküyor. Ronaldo's falan oynayacaktır mutlaka burada. Sancho Martial oynayabilir. Sağ sol kanatlarda idealde o gözüküyor. Valla şöyle söyleyeyim. Ben bu mücadeleye şöyle bir tercih yapmak istiyorum. United bu mücadeleyi belki kazanamayabilir. Bilginize. Yani belki kazanamayabilir. Ben Watford'un da gol atmasını bekliyorum. Yüksek orandan, daha yüksek bir orandan sizlere 1.60 gibi orandan KG var önereceğim. Neden KG var önereceğim? United burada teknik direktörlüğü, teknik direktör hocası değişebilir. Gitme maçı belki bu olabilir oyuncular bile belki bu maçta oynamayabilir yani. Öyle söyleyeyim. Yani profesyonelliği bir kenara bırakıp burada duygularını karıştırabilirlerse ben United'ın da belki çok istekli olmayacağını fakat KG olarak mücadelenin sona ereceğini bir beraberlik veya belki de mağlubiyet bile çıkabilir. Bu maçtan uzak durmanızı söylüyorum. Kombineye de almayın bu mücadeleyi. Wolverhampton ile West Ham mücadelesi. Arkadaşlar tam bir 2-3 gol mücadelesi olarak görüyorum. Onun da oranı 1.79 gibi oranı var. Wolverhampton arkadaşlar yani kolay lokma değil hatta Traore bile burada yedeklere düştü son haftalarda. Çok yetenekli bir oyuncu fakat dediğim gibi Podensi olsun. Onun dışında e, Hiçeni olsun yaptıkları transfer olsun. Jimenez de zaten forvet hattında çok sezona verimli başlamasa yavaş yavaş form tutmaya başlıyor. Ondan dolayı ben burada şöyle bir tercih yapacağım. West Ham zaten çok çok iyi ama ben maçın çok gollere gideceğini veya kısır kalacağını düşünmüyorum. 2 gol olur da kalır diye düşünüyorum. Yüksek orandan da burada 1.79 gibi orandan 2-3 golü sizlere sunmak istiyorum. Bol şanslar. Alanya Spor Beşiktaş mücadelesi. Bu mücadelede de arkadaşlar şöyle bir tercihim var. Gollere gitmek istemedim. Sürpriz çıkabilir çünkü Beşiktaş açılan oran 2.07 gibi oran açmışlar. Beşiktaş da bir çıkış yakalamak istiyor açıkçası. Alanya'da Bülent Korkmaz da iyi işler çıkartıyor. Ben burada tek korner tercihi kombindeki tek korner tercihi maçlarda. 12 mücadeleden tek korner baysim. Burada Alan Espor çok kanatları kullanıyor. Juan Fran olsun, Efecan olsun, solda olsun, bindiren neydi o kara, kara olanın adı? Sol bey. Unuttum adını. Her neyse devam edelim. Emre Akbaba da kaleye şutlarla denerse ben burada Alan Espor'un da korneri çok katkı vererekten de Beşiktaş'ın da kez daha sağ kanatı etkili kullanıyor. Enkulu da burada oynar mı oynamaz mı? İzat da ideal kadroya bakayım önümde. Enkudu'yu da yazmışlar. Enkudu da burada çok koyunlar kazandırabilir. 8.5 üst koyunlarınız üstünde tamamlanmasını bekliyorum. 1.39 gibi oranlar idealdir. Değerlendireceklere bol şanslar. Riyad ile Hatberg mücadelesi çok güzel bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Çünkü Riyad takımı kendi evinde çok fazla gol bulan bir takım ve 3. bölgede çok fazla oynayan bir takım. Hartberg takımı da deplasman arkadaşlar korkusuzca oynuyor ki deplasman performansı üst düzeyde. Hatta şöyle göstereyim. 7 maçta 14 tane gol attığını da belirteyim deplasmanda Hartberg takımının. İlk sahada Riyad takımı 6 maçta 11 gol attı. Yani bir takım kendi evinde iyi bir takım da deplasmanda iyi. Ve bunlar zaten 3. bölge takımı olduğu için genellikle sürekli karşı rakip kalelere gitmek istediğinden dolayı her iki takım takımın birbirine gol atması bence çok normal olacaktır. 1.42 gibi orandan KG var olarak değerlendirdim. Değerlendireceklere bol şanslar diyerekten de bu mücadeleyi geçiyorum. Liverpool'la Arsenal mücadelesi Mutla, muhtemelen bekliyorsunuzdur bu mücadeleyi ne olacak ne bitecek diye. Arkadaşlar Arsenal son haftalarda gerçekten çok çok iyi futbol sergiliyor. Yani izlemeyen loser der, kaybeder der, bir şeyler der yani. Ama Arsenal ciddi anlamda son haftalarda çok güzel futbol sergilediğini belirteyim ben. Ya yani takım oyununu yansıtabiliyor. Fakat karşılarında bir çok formda olan bir Liverpool takımı var ve Liverpool'un sahasında oynanacak bir mücadele. O sebepten dolayı ben burada Liverpool tarafındayım aynı şekilde. Neden Liverpool takım takımının takımın taraftarlarının yanındayım? Şöyle söyleyeyim. yani Liverpool rakip kalede çok fazla etkili pozisyonlananları Abluka'ya aldığı zaman rakip kalede mutlaka çok fazla pozisyon çıkartabiliyor. Liverpool'dan burada kazanmasından ziyade ev sahibi bir buçuk üstünü sizlere önereceğim. Fakat şunu belirteyim. İbnenin evlatları şerefsizler açmamış. Ev sahibi bir buçuk üstünü açmamış. Ev sahibi iki buçuk üstü açmış. Ondan dolayı Avrupa'dan oynayanlara ben şunu söyleyeyim. Ev sahibi bir buçuk üstü değerlendirebilirler. Onun dışında ben şöyle bir tercih yapmak istiyorum. Maç skoru beklentim açıkçası belirteyim. İki birlik bir skor beklediğimi de belirteyim. Ben burada iki buçuk üstüne de 1.36 vuran açmışlar. Ya Rabbim. Oran açmamışlar hiçbir türlü. Ben burada Arsenal'da gol bulmasını bekliyorum. Ya 2-1'lik bir skor beklentim var. Hatta biz idealden 2,5 üste gidelim. İki, i̇dealden 2,5 iki üste gidelim. Olası bir 3-0 belki çıkabilir. 2,5 e, üst alalım ama Arsenal'da son haftalardaki futbolunu sergilerse bakın söyleyeyim. Peşin peşin buradan söylüyorum. Liverpool kalesine gol atar. Yazın kenara. İsteyenler burada KG de değerlendirebilirler. Şerefsizler oran açmıyor bizi burada zora sokuyor. Neyse Barcelona Espanyol mücadelesi. Mücadeleyi kombine aldım. Darmstadt mücadelesiyle kombine yaptım. Neden bu mücadeleyi kombine aldım? Çünkü Xavi. Çünkü Daniel Ves geldi. Hatta Daniel ne dedi, "Bana 2 saat verin Messi'yi geri getireyim sizlere." demişti. Ben böyle ben de haberlerden okudum açıkçası. Şu anda Xavi'nin izin önümde şey var onu kapatayım. Ee, Barcelona Xavi ile birlikte burada iyi işler çıkartır diye düşünüyorum. Çünkü Xavi bazı kurallar koymuş. Yani koyduğu kurallar da takımı etkileyecek kurallar yani olumlu yönde etkileyecek kurallar olarak düşünüyorum. Herkes yemesine, içmesine bak dikkat edecek. Dışarıda futbolcular takip edilecek. Antrenmanlara bir saat önceden gelecek herkes şekilde. Bu şekilde şeyler olduğundan dolayı ben Barcelona'nın burada bir çıkış yakalamasını Espanyol'a karşı bekliyorum. Bu çıkışı da ben 2-0'lık bir skor beklediğimden dolayı 4.5 altında kalarak yapmasını bekliyorum. Umarım patlamaz burada. 5-6 atar da bizi yatırmaz burada. 4.5 altında bir Barcelona galibiyeti beklediğimden dolayı sizlere bu yönde bir öneriyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Barcelona'da burada 4.5 altında kazanır şekilde önereceğim. Toplamda 12 tane mücadele anlattım sizlere. Hem yüksek orandan hem idealden. Değerlendirecekler herkese şimdiden bol şanslar. Sizlere bir kombine 12 maçlık kombine arasından iki tane ikili kombine olarak önerirsem şöyle iki orandan e, ekranda kombine gelsin. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Çok fazla maç var. Sizler de iki tane maçı seçip yan yana koyabilirsiniz. Burada oranlar zaten gördüğünüz üzere. Hem yüksek oranlar var hem idealler. Sizlere ben Damsard'ın kendi evinde yenileceğini düşünmüyorum. Burada idealden ev sahibi 0-1 çifte şansını aldım. Ve Barcelona'nın 4.5 altında kazanmasını bekliyorum. Xavi geldi. Olumlu yönlü etkileri olacaktır. İlla ki değerlendirecekleri bol şanslar. Görüşmek üzere seviyorsunuz bay bay